Yasağa uymayan ünlü oyuncu basını suçladı. Evime 100 metre mesafedeyim. Her gün gelip kahvemi alıyorum. Kahve olana kadar da oturuyorum. Kafelerde oturulmuyor zaten. Evet, kafeler işte açık değil, evet. Evet işte, siz de orada oturuyordunuz yani. Kaçtınız maçtınız demeniz gayet seviyesiz hareketler. Ünlü oyuncu yetkinlik incileri hafta içi oturduğu semt olan Cihangir'de görüntülüyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamak ve mekanlarda oturmak yasaklandığı halde dikinciler arkadaşıyla kafenin önündeki masada oturup sohbet ediyor. Kameramızı fark eden oyuncu apar topar mekanın içine kaçıyor. Kafe çalışanları aceleyle masayı topluyor. Yetkin dikinciler daha sonra kahvesini eline alıp dışarı çıkıyor. Ünlü oyuncuya yasak olduğu halde kafede oturup arkadaşıyla sohbet ettiğini hatırlattığımızdaysa bizi seviyesizlik yapmakla suçluyor. Yine hiçbir şeye uymadınız Yetkin Bey. Masada oturuyordunuz, bizi görünce de kaçtınız. Normalde kafelerde sadece bildiğimiz kadarıyla oturmak yasak. Canımın içi TK Bey, görmüyor musun? Siz böyle seviyesizleştirmeyin olayı. Seviyesizleştirmeyin. Sus beni dinle. Oturuyordunuz. Sus ben şimdi soru sorunca cevap veriyorum. Buyurun. Sen dinle. Evime 100 metre mesafedeyim. Her gün gelip kahvemi alıyorum. Kahve olana kadar da oturuyorum. Arkada ya bizi görünce o zaman niye kaçtınız ki? Ben senden niye kaçayım gülüm? Ama öyle yaptınız. Niye kaçayım? Buradayım. Karşına çıktım zaten senin. Kurallara uymayan dikinciler daha sonra konuyu farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Gördük sizi, biz tam kamera kaldırdık. Önce hemen bizi gördünüz, yapalladınız. Sen beni başka insanlarla karıştırıyorsun. Ben hiçbir zaman kaçmıyorum sizden. Sadece sizinle konuşmayı sevmiyorum. Siparişim hazır dendi. Ben de gittim tuvaletime. Bunu aldım çıktım. Var mı bir sorun? Afiyet olsun. Yani sizin böyle şeymiş gibi, çok maharetli insanlarmış gibi İnsanların peşine düşüp kaçtınız maçtınız demeniz gayet seviyesiz hareketler. Konuşmayı sevmiyorum. Ben bunu bilmiyordum. İnsanlara böyle köşeye sıkıştırmış gibi, kurallara uymadınız der gibi. Böyle bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sen kuralları biliyor musun? Ben kurallarını biliyorum. Hayır bu işin. Hayır, kurallara... Kurallarını da biliyorum. Yok ezbere konuşma. Ezbere konuşmuyorum yani benim... Gülüm dinle beni. Sen şimdi tartışma benimle. Kurallara uymadınız cümlesini söylerken hangi kurallardan bahsettiğini biliyor musun sen? Eğer ki magazinin... Hayır kurallara uymadınız dedin ya şimdi. Oradakini söylüyorum bak, evet, yeni anladın, zihnin açılsın. Maske, evet. Maske takmadınız. Masken var. Karşınızda arkadaşım vardı, oturuyordum. Gayet neşe bir şekilde sohbet ediyordum. Normalde çünkü kafelerde de oturmak yasak olduğu için. Zaten oturmuyoruz bak, TKV. Kafelerde oturulmuyor zaten, evet, kafeler işte açık değil, evet. Evet işte, siz de orada oturuyordunuz yani. Ben de onu söyledim sana. Ay sen kurallara, yine evet, kurallara uymadınız dedi. Uymadınız. Çünkü normalde kafede oturmak yasak değil. Dikinciler geçen günlerde de sokakta maskesiz dolaşırken görüntülenmişti. Maske benim için yok, ben şu anda şey değil dediniz. Hala da değil. Ama ben şu anda soğuktan şu anda takıyorum. Yani seninle muhatap olacağım için takıyorum. Soğuktan takıyorum. Çünkü zaten rivayetler muhtelif. Ben size şimdi insan muamelesi yapıp şey diyorum. Diyorum ki siz de dikkat edin. Ne cevabını beni ilgilendirmiyor. İnsan muamelesi yapıp diyorum ki bu konuda da tartışmalar, rivayetler muhtelif. Siz her duyduğunuza inanmayın ama işiniz gereği tabii magazin olduğunuz için gayet seviyesi düşük şeylerle ilgileniyorsunuz ve bu işe meraklı insanlar sizin muhatabınız. Gidin onları bulun. Ben magazini sevmiyorum. Muhabirimiz dikincilere film galalarındaysa magazin basınına karşı oldukça nazik davrandığını hatırlatıyor. Biz toplumu bilinçlendirecek şeyler de yapıyoruz. Kültür, sanat. Siz yapamazsınız işte. Magazin yapamaz bunu. Defalarca galalarınıza gelip bizzat sizlerle röportaj. Oraya beklerim. Tekrar söylüyorum. Oraya beklerim. İnşallah korona zamanı bittikten sonra her şey inşallah düzelir. Oralardaki, biz o zaman da gelelim. Oralardaki yetkin nasıl size? Oralarda sorduğunuz sorulara cevap veriyor mu? Yetkin dikincilerle burada, evet. Yetkin dikinciler çok farklı. Çok farklı çünkü İnsan ben insanım. Söylemek istersiniz. Yönetmenimize en son lütfen. Yönetmenimiz toparlayın. Biz Selen'le birlikte Naim'in anne babasını canlandırdık.